Buna göre Mısır uygarlığı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mısır Pers istilasına kadar Mısırlı sülaleler tarafından, Perslerden sonra da Büyük İskender, Roma, Bizans, Müslüman Araplar, Türkler ve İngilizler gibi dışarıdan gelen pek çok devlet tarafından yönetilmiştir. Şimdi arkadaşlar öncelerimize bakalım. Özgün yapısını korudu. Bu kadar çok devlet tarafından yönetilirken özgün yapısını koruyabilir mi arkadaşlar? Tabii ki koruyamaz. Siyasi istikrarın sağlanamadığını tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi pek çok devlet tarafından yönetilmiş, istikrarın sağlanabilmesi için tek bir devlet tarafından yönetilmesi gerekirdi. Kültürel etkileşime açık olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü birçok uygarlığın özellikleri artık Mısır'da mevcut. Burada yaşayan her halk arkadaşlar kendi özelliğini tabii ki Mısır'a da taşımış olacak ve kültürel etkileşim artmış olacak açık olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır. Bu durumun nedenleri arasında amaçlarından hangileri yer alır? Selçuklu ailesinden gelen melikler görevlendirildikleri yörelerin yönetiminde söz sahibi olmalarına rağmen kendi adlarına para bastırmalarına, savaş açma veya siyasi görüşmeler yapmalarına izin verilmemiştir. Peki arkadaşlar şimdi bakalım öncülerimize. Ülke bütünlüğünün korunması. Tabii ki bu amaçlanır. Neden? Düşünsenize bir melek gittiği yerde para bastırıyor. Ne olacak? Ülke bütünlüğü bozulmaz mı? Farklı bir para birimi kullanıyor. Ya da gidip savaş açıyor. Tabii ki ülke bütünlüğünü bozar bu durum arkadaşlar. Doğru. Merkeziyetçi yönetim anlayışının uygulanması. Aynı şekilde. Tabii ki doğru. Uygulamalarda birlik sağlanması. Yine paradan örnek verebiliriz arkadaşlar. Farklı bir yerde farklı bir para. Farklı bir yerde başka paralar. Yani bu melikler her yerde kendi adlarına farklı farklı paralar bastırırlarsa... E, tabii ki uygulamalarda birlik sağlanmaz. Para bastırmak zaten hükümdarlık alametidir. Bu merkeziyetçi yönetim anlayışını da olumsuz etkiler. Uygulamalarda birliği tabii ki bozar arkadaşlar. Bu yüzden tabii ki üçünü de e, doğru kabul edebiliriz. E, dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 17. yüzyılda gelişmelerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakalım arkadaşlar. Batı'da merkantilizm anlayışının uygulanması, Avrupa ürünlerinin kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı pazarlarına hakim olması. Öncelikle merkantilizmin ne olduğunu bir hatırlayalım. Neydi? Ticaretçilikti. Yani siz ürettiğiniz malı dışarı satacaksınız ama mümkün olduğunca dışarıdan az mal alacaksınız arkadaşlar ve ticaretiniz gelişecek. Kapitülasyonların ne olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Neydi kapitülasyonlar? Ticari ayrıcalıklardı. Şimdi şıklarımıza bakalım. Avrupa'da Ulusal ekonomilerin güçlenmesi. Tabii ki gördüğünüz gibi ticaret artıyor ve Osmanlı pazarlarına hakim olmuşlar. Tabii ki ekonomileri güçlenir. Osmanlı sanayisinin gücünü yitirmesi. Şimdi arkadaşlar bizim pazarımıza hakim olanlar zaten Avrupa. E, bu yüzden bizim sanayimiz tabii ki gücünü yitirecektir. Osmanlı ülkesinde işsizliğin artması. Gördüğünüz gibi pazarlarda artık Avrupalı devletler var. Böylelikle bizde işsizlik tabii ki artar. İpek ve baharat yollarının önemini yitirmesi. Şimdi ipek ve baharat yollarıyla alakalı yorum yapmamız mümkün değil. Çünkü burada bize coğrafi keşiflerle alakalı bir bilgi verilmemiş. Eğer coğrafi keşiflerden bahsetseydi biz derdik ki coğrafi keşiflerle birlikte ipek ve baharat yolları önemini kaybetmiş. Ama yukarıda bize bununla alakalı bir bilgi verilmediği için D şıkkını kabul edemeyiz. Osmanlı ekonomisinde gelir gider dengesinin sağlanamaması, zaten kapitülasyonlardan dolayı çok fazla ayrıcalık verdiğimiz için arkadaşlar arkadaşlar. Tabii ki gelir gider dengesinde bir düzen olmaz. Biz daha fazla para kaybederiz. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisi Ernest Hemingway'in bu sözleriyle paralellik göstermez? Mudanya Marmara kıyısında sıcak toz toprak içinde yolları Arnavut kaldırımı döşeli, evleri ahşap, sivrisinek yuvası ikinci sınıf bir kıyı kasabası. Batınlar buraya barış dilenmeye geliyorlardı. Yoksa barış istemeye ya da barış koşullarını dikte ettirmeye değil diye yazıyordu. Ernest Hemingway 23 Ekim 1922 günü The Toronto Daily Star gazetesine. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Meriç Nehri'ne kadar olan Doğu Trakya'yı Yunan kuvvetleri 15 gün içinde boşaltacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Türkiye için olumlu bir durumdur. Dolayısıyla batılılar barış istiyorlarsa elbette Türkiye için olumlu maddeleri de Mudanya anlaşması içerisinde almalılar. Bu yüzden bu gösterilemez değil, gösterilebilecek bir durumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ordusu boğazlardan 15 kilometre ötesine geçemeyecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aslında olumsuz bir durum değil mi? Dolayısıyla Ernest Hemingway'in sözüne göre barış istemeye gelen batılılar böyle bir durumu teklif ediyorlarsa bu durum barış istemeye gelen bir duruma ait bir teklif olamaz çünkü olumsuz dediğimiz gibi İstanbul boğazlar ve çevresi bakın TBMM hükümetine bırakılacak. Dolayısıyla bu da olumlu olduğu için tabii ki aynı doğrultudadır paralellik gösterir TBMM hükümeti barışa kadar iç güvenliği sağlayacak 8000 jandarma elini Doğu Trakya'da tutabilecek bu da olumlu bir durum dolayısıyla yine paralellik gösterir Yunanların Doğu Trakya'dan çekilmeleri sırasında boşaltılan yerler Türk tarafına bırakılacak bu işler en geç 30 gün içinde bitirilecek bakın arkadaşlar bu durumda yine Türkiye için olumlu bir durum dolayısıyla barış isteyen bir devlet B şıkkından e, bahsedemez aslında. Dolayısıyla paralellik gösteremeyen durumda B şıkkıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İstanbul hükümetinin bu tutumunun amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? Amasya genelgesinin ardından İstanbul hükümeti karşı bir genelge yayınlayarak Mustafa Kemal Paşa'nın görevden alındığını ve emirlerinin dinlenmemesi gerektiğini belirtmiştir. Şimdi öncelerimize bakalım. Ulusal güçleri birleştirme. Hayır tabii ki arkadaşlar İstanbul hükümetinin böyle bir amacı yoktur. Halkın Mustafa Kemal etrafında birleşmesini engelleme. Tabii ki ne diyor aslında Mustafa Kemal'i dinlemeyin. Görevden aldık biz onu diyor değil mi arkadaşlar? Tabii ki doğru. Anlaşma devletlerini yok sayma yani itiraf devletlerini yok sayma. Tabii ki buradan böyle bir şey çıkarmamız da mümkün değil. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Alp, Himalaya, Ant ve Kayalık Dağları'nın oluşumu. Kuzey Afrika'da rüzgar aşındırması ile ortaya çıkan mantar kaya, tafoni, şahit kaya gibi yer şekillerinin oluşumu. Atlas okyanusuna dökülen akarsuların ağız kesiminde oluşan haliçli kıyılar. Pasifik okyanus çevresinde volkanizma ile oluşan dağlar. Yukarıda verilen özellikleri coğrafyanın alt dallarından hangisi inceler? Yukarıda verilen özellikler ...yer şekilleriyle alakalıdır. Bunun yanında rüzgarın oluşturduğu, akarsuların oluşturduğu... ...yine iç kuvvetlerin, bazılarının oluşturduğu yer şekilleri verilmiş. Buna göre jeo, yer, morfo şekil olarak yorumladığımız... ...coğrafyanın alt dallarından olan jeomorfolojinin... ...burada verilen özellikleri içeren coğrafyanın alt dalı olduğunu söyleyebiliriz. Klimatoloji, iklim olayları ki sıcaklık, yağış, nemlilik ve basınç, rüzgarlar gibi durumları ifade etmekte. Hidrografya su özelliği taşıyan okyanus, göl ve akarsu kısmındaki su özelliklerini gösterir. Bunun yanında biyocoğrafya canlı, kartografya ise harita bilimini oluşturmaktadır. Buna göre doğru cevabımızın B şık olduğunu söyleyebiliriz. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanlardan hangilerinin iklim koşulları birbirine daha fazla benzer. Bir numaralı alanda verilen yerimiz Artvin çevresi ve bu alanda biz Karadeniz iklimini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Karadeniz iklimi özellikle en fazla yağışı sonbaharda alan nemli ılıman bir iklim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında 2 numaralı alanda İzmir çevresi verilmiş. Burada Akdeniz iklimi ki e, ilkokuldan beri bildiğimiz belki ortaokuldan beri bildiğimiz kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen bir iklimden bahsediyoruz. Bunun yanında 3 numarada yine Akdeniz ikliminin görüldüğünü söylemek mümkündür. 4'te ise ılıman karasal iklim ki ılıman karasal iklimde ise özellikle ilkbahar aylarında en fazla yağışı görmekteyiz. Bunun yanında yazlar yine sıcak ve kurak bir şekilde geçmekte. Ki bu özellikleri dikkate alındığında birle e, yine dördün farklı özellikteki iklimler olduğunu ama iki ile üçteki iklimlerin benzer olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden de iklim koşullarının benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Tabii ki enlemden dolayı bazı sıcaklık farklılıkları ortaya çıkacaktır. Ama verilen merkezler içerisinde daha fazla benzeyen aynı iklimin görüldüğü 2 ve 3'ü doğru cevap olarak aldık. Yani C şıkkını burada doğru cevap olarak söyleyebiliriz. Japonya'da bulunan Zao Dağı'nın zirvesinde 18. yüzyılda meydana gelen patlama sonucunda Okama krateri oluşmuştur. Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami nedeniyle Dongola bölgesinde yaşayan insanlar başka bölgelere taşındı. Eylül ayının son haftasında İon denizinde başlayan kasırganın Türkiye'de etkili olması beklenmektedir. Brezilya'nın Rio Trangulo bölgesinde yer alan mermer mağarası dağlardan gelen suların kalsiyumu çözmesi sonucu oluşmuştur. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin oluşumunda iç kuvvetler etkili olmuştur? Özellikle iç kuvvetler dediğimizde arkadaşlar orojenes, epirojenes, deprem diğer adıyla seyizma ve biz orada volkanizmayı görmekteyiz. Bu dördü bizim iç kuvvetlerimizi oluşturmaktadır. Bu iç kuvvetler kısmında bir de verilen volkanik patlamalar ki buradaki Zao Dağı'nın zirvesine meydana gelen patlamalar dikkate alındığında krater gibi şekillerin oluşması volkanizma yani iç kuvvetler kısmında değerlendirdiğimiz bir örnektir. Bunun yanında ikinci öncüle baktığımızda Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem seizmayı ifade etmekte. Bu da yine iç kuvvetler arasında dikkate alınmaktadır. Bunun yanında Eylül ayının son haftasında meydana gelen kasırga bu arkadaşlar e, dış kuvvetler özellikle kasırganın ortaya çıkışında biliyorsunuz ki basınç farklılığı var. Burada dış kuvvetleri dikkate alıyoruz. Bunun yanında özellikle suların eritmesi su kavramı yine dış kuvvetler içerisinde yer almaktır. Çünkü dış kuvvetler içerisinde buzullar. Bunun yanında sular ve rüzgar gibi durumları dikkate almaktayız. İşte o sular kısmında ve yine baktığımızda hava olayları ile ilgili dış kuvvetleri ifade etmekte kullanıyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Aşağıda nüfus piramitleri verilen ülkelerin hangisinde uzun süren düşük nüfus artışından sonra nüfus artış hızı tekrardan yükselmiştir. Piramitlerde K dediğimiz kadın e dediğimiz erkeği ifade etmekte ve piramitlerin alt tarafının geniş olması doğum oranlarının yüksek olduğunu bize gösterir. Üst tarafının dar olması ise ortalama yaşam süresinin kısa ölümlerin fazla olduğunu gösterir. Bunun yanında alt tarafın dar olması nüfus artış hızının düşmesi Üst tarafının geniş olması ise ortalama yaşam süresinin daha uzun ve orada ölüm oranlarının daha düşük olduğunu söylemek mümkündür. Bunlara göre de artık gelişmiş gelişmemiş ülke yorumu yapmaktayız. A şıkkına baktığımızda alt tarafı geniş bir piramit görüyoruz, üst tarafı dar. Yani burada doğum oranları sürekli yüksek diyebiliriz ve gelişmemiş bir ülke piramidi. Bunun yanında B şıkkına baktığımızda iç bükey dediğimiz bir piramit şekli görüyoruz. Bu piramitte yine nüfus artış hızı daha yüksek, doğum oranları daha yüksek diyebiliriz. C şıkkına baktığımızda özellikle e, ki burada gelişmiş ülkelerin piramidi e, bu piramit arkadaşlar arı kovanı şeklindeki piramittir. Genelde nüfus artış hızları düşük olarak seyir etmektedir. Bunun yanında D'ye baktığımızda daha önceki kısımda özellikle doğum oranlarının daha düşük ama giderek doğum oranlarının arttığını gördüğümüz bir yani nüfus artış hızının arttığını gördüğümüz bir piramit var. Çan şeklindeki bir piramit diyebiliriz buna. O yüzden burada doğru cevabımız değişik oldu yukarıdaki duruma bağlı olarak. E şıkkında ise son yıllarda nüfus artış hızında bir azalma söz konusu olmuş. Yukarıda bir artıştan bahsediyor son yıllarda ama burada bir azalma var. Yine bu duruma uymadı. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen bölgelerden hangisinin sınırları diğerlerine göre daha kısa sürede değişebilir? Biz bölgeleri işlevsel ve şekilsel olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şekilsel bölgeleri de kendi arasında fiziki ve beşeri ekonomik anlamda bölgeler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Burada dikkate almamız gereken noktalar arasında şekilsel bölgeler içerisinde fiziki bölgelerin sınırları kolay kolay değişmezken daha uzun sürede değişirken beşeri ve ekonomik kısımdakilerin ise daha kısa sürede değişme durumu söz konusu. Bir örnek verecek olursak örneğin yaşadığınız ilin iklim bölgesinin bir dahaki yıl değişme gibi bir ihtimali yoktur. Ama bulunduğunuz il yoğun nüfuslu bir bölgeyken daha seyrek nüfuslu bir bölgeye dönüşebilir. Çünkü o yıl orada bir deprem olur, insanlar göç edebilir ya da farklı bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden burada beşeri olan kısmı aramak gerekiyor. Çünkü daha kısa sürede değişebilecek bir özellik sormuş bize, bir bölge sormuş. Dağlık ve engebeli bölgeler fiziki, doğal olduğu için kısa sürede değişmez. Organize sanayi bölgeleri değişebilir ki OSB'lerin sayısı giderek artabiliyor bir ilde, yenileri açılabiliyor. Yani yıllık bir değişim olabiliyor. Akdeniz iklim bölgesi yine doğal. Çöl bölgesi doğal çayır ve step bölgeleri doğal olduğu için daha uzun sürede değişikliğe uğrarken organize sanayi bölgeleri, nüfus bölgeleri, tarım bölgeleri bunlar daha kısa sürede değişme uğrayabilir. Çünkü beşeri ve ekonomik kısma dahil oluyor. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre Platon'un felsefesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Platon varlık değişir diyen Heraklitos'un ve varlıkta hiçbir değişme yoktur diyen Parmenides'in varlık ve varlığın özüyle ilgili fikirlerinden etkilenmiştir. Platon bu iki karşıt fikri uzlaştırarak kendi varlık ve bilgi anlayışını oluşturmuştur. Yani Heraklitos'un ve Parmenides'in görüşlerini uzlaştırmış ve kendi varlık ve bilgi anlayışını meydana getirmiştir. Platon'a göre değişen bir varlık vardır. Maddesel dünya. Şimdi Platon'un maddesel dünya olarak anlatmak istediği arkadaşlar. Şimdi İdalar Kuramında Platon'un Duyular alemi diye nitelendirdiği nesneler evrenidir. Duyular evreni yani maddi dünya ama gerçek varlık değişmez. Gerçek varlık değişmez onda hiçbir şekilde bozulma ve yok olma söz konusu değildir. İşte herhangi bir bozulmanın ya da yok olmanın söz konusu olmadığı evrende iddialar evrenidir. Yani düşünceler evreni. Sadece akılla kavranabilen bu dünya düşünsel öz ve yapıdaki idealar dünyasıdır. Yani asıl olan idealar dünyasıdır. A. Önceki filozofların fikirlerinden etkilenmiştir. Evet Heraklitos'un ve Parmenides'in düşüncelerinden etkilenmiş. Doğru. B. Varlıkta değişme sorununa çözüm önermiştir. Evet her iki filozofun düşüncelerini uzlaştırarak yeni bir anlayış ortaya koymuştur. C. Varlığın özün ne olduğu sorusuna cevap vermiştir. Varlığın özünü oluşturan düşüncelerdir yani idealardır. Doğru. Bilgi ve varlık sorununa kendi içinde tutarlı ve bütünlüklü bir çözüm bulmuştur. Evet. Burada özellikle birbiriyle çelişmeyen ve öne sürmüş olduğu düşünceleri tutarlı bir biçimde ortaya koyan bir anlayış ortaya koymuştur. Akılla kavranabilen bu dünya düşüsel öz ve yapıdaki idealar dünyasıdır diyerek ancak D'de varlığın temelde özdeksel yapı ve özde olduğunu savunmuştur. Bu ifade Platon'a ait olamaz. Çünkü özdeksel yapı dediğimizde maddi unsurları hemen anlamalıyız arkadaşlar. Platon'a göre maddi unsurlar değil, önemli olan akıl, düşünce ve fikirlere dayalı unsurlardır. Yani idealar evrenidir. Dolayısıyla doğru seçenek D'dir. Parçada bilimsel anlayışın doğuşu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmıştır? Bacon'ın doğayı sorguya çekmek yani eleştireye tabi tutmak şeklinde ifade ettiği yaklaşımını otoriteye dayanan hakikatin yerini bilimsel anlayışın alması biçiminde de okumak mümkündür. Özellikle Orta Çağ boyunca Aristoteles gibi birçok önemli otoritenin görüşleri iddia edilen şeyden dolayı değil, iddiada bulunanın kimliği ve kişiliğinden dolayı doğru kabul ediliyordu. Bacon, Galilei ve Kopernik gibi düşünürler ve bilim insanlarının sayesinde gibi yeni çağda ortaya çıkan çağdaş bilimsel anlayış ise bunun tersine bir iddianın doğruluğuna inanmadan yeterli deneysel ve gözlemsel kanıt var mı diye sormayı gerektirmiştir. Yani demek ki burada bazı isimlerin ön plana çıkması yerine aslında Bacon ve beraberindeki Galilei ve Kopernik gibi bilim insanları düşünürler aslında deneysel olarak bazı durumları veya olayları kanıtlama yolunda bir çaba sarf etmişlerdir. Buna göre A. Kişilere bağlı yerini olgulara dayalı kuşkucu ve sorgulayıcı yaklaşımın almasıyla. Evet dikkat edersek burada da zaten Bacon'ın eleştirdiği Aristoteles birçok önemli otoritenin görüşlerinin iddia edilen şeyden dolayı değil iddiada bulunanın kimliği ve kişiliğinden dolayı doğru kabul edildiğini burada eleştirmesidir. Dolayısıyla kişilere bağlı değil bilimsel anlayış olgulara yani deney ve gözlemle kanıtlanabilmeye, şüpheye ve eleştirel bir tavra bağlı olarak ortaya çıkması gerektiğini öne sürmüştür. Doğru. Tümden gelimsel yöntemin yerini tüme varımın almasıyla. Şimdi burada tüme varımsal akıl yürütme tabii ki ön plana çıkmıştır ama parçada bilimsel anlayışın doğuşunda etkili olan faktör bu değildir. Niteliksel yaklaşımın yerini niceliksel yaklaşımın almasıyla böyle bir açıklama da yok. Bilim adamlarının özne öznel değil yani subjektif değil nesnel olmasıyla böyle bir anlayıştan ziyade kişilerin ön planda olması eleştiriliyor. Bilim adamlarının olması gerekeni değil, olanı konu edinmesiyle bu ifadede parçada dile getirilen bir durum değildir bilimsel anlayışın doğuşunda. Buna göre doğru seçenek A'dır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ahlak yasası varlığın prensibidir. İnsan bu yasa uyarınca iyilikler yapmaya ve kötülüklerden kaçınmaya kendini zorunlu hisseder. Bu yasa ne bizim eserimizdir ne de duyular dünyasından kaynaklanır. Biz onu vicdanımızda hazır olarak buluruz. Tümel ve mutlak olan bu yasa tümel ve mutlak olan nedeni kendi içinde barındırır. Yani genel ve evrensel olan bir yasa bu yasayı tümel ve mutlak olarak kendi içinde barındırır. Bu tümel ve mutlak olan da Tanrıdır. Tanrı'dan başkası değildir. Şimdi arkadaşlar bu parçada özellikle yaratıcının yani Tanrı'nın belirlemiş olduğu bir ahlaki düzenden bahsedilmektedir. Bu yasa ne bizim eserimizdir ne de duyular dünyasından kaynaklanır. Biz onu vicdanımızda hazır olarak buluruz. Bu ifadeden yola çıkarak Tanrının varlığına vurgu yapılmıştır ve tanrının varlığının evrensel ahlak yasasının varlığına bir delalet olduğu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla burada tanrının ontolojik bir temeli bulunmaktadır. Evrendeki nedensellik ilkesi tanrının varlığını kanıtlar. Evrensel bir ahlak yasası bulunmamaktadır. Evrendeki düzen ve amaçlık tanrının varlığını kanıtlar. Evrensel ahlak yasasının varlığı tanrının varlığına bir kanıttır. Bazı arkadaşlar D seçeneğini üzerinde durmuş olabilir. Fakat burada anlatılmak istenen evrendeki düzen ve amaçının Tanrı'nın varlığını kanıtlamasından ziyade evrensel bir ahlak yasasının varlığının Tanrı'nın varlığına bir kanıt olduğunu, bir ispat olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla burada doğru seçeneğimiz E'dir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Güzelin evrenselliğini gösteren şey gerçekten güzel bir sanat eserinin onu doğuran psikolojik ve toplumsal koşullar artık aşılmış olduğunda bile her toplumda ve zamanda hayranlar bulmaya, her toplumda ve zamanda hayranlar bulmaya devam etmesidir. Bizim toplumumuz kesinlikle Homeros'un içinde yaşadığı toplum değildir. Fakat Odessa sanat eseri olma özelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Şimdi arkadaşlar parçada özellikle anlatılmak istenen estetik değerin yani güzelliğin nesnenin kendisinde olduğu ileri sürülmektedir. Yani güzellik tüm insanlarda bulunan ortak bir değere sahiptir. Dolayısıyla ortak estetik yargılar vardır anlayışı ortaya çıkmaktadır. Seçenekleri incelediğimizde Güzelliğin ölçüsü olabilecek bir kural ya da ilke yoktur. Estetik yargılar duyguların etkisi altındadır. Estetik yargılar çıkardan uzak bir beyni gerektirir. Estetik yargılar ahlaki yargılardan farklıdır. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi burada her toplumda ve zamanda hayranlar bulmaya devam etmesidir denilerek burada ortak estetik yargıların varlığından bahsedilmiş ve dolayısıyla Estetik değerin yani güzelin, güzelin ya da güzelliğin nesnenin kendisinde olduğu iddia edilmiştir. Dolayısıyla burada doğru seçeneğimiz ortak estetik yargıların var olmasıdır. Doğru cevabımız C'dir. Mantıkçı pozitivistlere göre bir cümlenin anlamlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Viyana çevresi olarak da Mantıkçı pozitivistler temelde bilimsel bilgilerin gözlemlenebilir olgu durumlarına dayanan basit mantıksal önermelerle kurulması gerektiği fikrinde birleşirler. Yani olgu durumlarına dayanması demek deney ve gözlemle kanıtlanabilmesidir. Deney ve gözleme dayanmasıdır olgu durumlarını işaret etmeyen yani deneysel olarak kanıtlanmayan ifadelerin anlamsız olduğunu ileri sürerek deney ve gözlem alanının dışında kalan yani doğrulanması mümkün olmayan dilsel mantıksal önermelerin anlamsız olduğunu belirtirler. Dolayısıyla mantıkçı pozitivistlerin üzerine yoğunlaştığı alan dil ve mantık alanıdır. Ele alınan problem önermelerin anlam sorunudur. Yani anlamlı bir önermenin kanıtlanabilir olması gerekir. Anlamsız önermeler de zaten deney ve gözlemin dışında kalan önermelerdir. Buna göre bir cümlenin anlamlı olması neye bağlıdır diye bize sorulmakta? Cümlenin bir yargı bildirmesi değil, cümlenin mantıksal açıdan tutarlı, çelişmemesi yani değil. Deney ve gözlemlerle doğrulanabilir olgusal bir içeriğin olmasına, evet parçanın bütününde de zaten anlatılmak istenen durum bu ifadedir. Felsefe açıdan temellendirilmiş olmasına yani gerekçelendirme böyle bir durum dile getirilmiyor. Olguya değil değere ilişkin olmasına tam tersi değere ilişkin değil olguya dayalı olması önemlidir. Bu açıklamalara göre doğru seçenek C'dir. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Ayet-i kerimede ise ey iman edenler kendi evlerinizin dışındaki evlere sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz. Yani başkasının evine izinsiz girmeyin. Şimdi başkasının evi nedir? O kişilere özeldir. Dolayısıyla özel hayatıyla ilgili bir durumdur. Özel hayatın önemi vurgulanmış oluyor burada. A seçeneğinde kişi dokunulmazlığı, burada kişilerin hakları yani kendilerine ait özel yerleri. Dolayısıyla bu var. İslam'ın özel hayata vermiş olduğu önem var. Burada yine gördüğümüz gibi görgü kurallarının İslam'a göre önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü bu da bir görgü kuralıdır. O zaman bu da olur. Düşünce ve inanç hürriyetinin önemi demiş. Şimdi burada düşünceden, inançtan bahsetmiyor. İnançla ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Bu olmaz. Toplumsal ilişkilerin korunması gerektiğinden bahsederiz. Çünkü toplumsal ilişkilerle ilgilidir. Yani başkasının evine girmekten bahsediyor. E bu toplumla ilgili bir durum. Toplumsal ilişkilerle ilgili olduğu için bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçadan hareketle bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruluyor. Parçada ise bilginin kendisi daha çok zihinsel bir şey olmasına rağmen etkileri zihinsel boyutla sınırlı değildir yani biz bilgi ne yapıyoruz aklımıza ulaşmış oluyoruz. Evet bu zihinsel olarak gözükebilir ancak etkisi nedir? Her tarafı etkilemiş olacak. Yani bilginin etkisi geniş demek ki bundan bahsediyor. Bilgiler duygu, tutum ve davranışlara doğrudan etki eder. İnsan bilgiyi kendisini, insan bilgiyi kendisini çevresini anlamada açıklamada ve şekillendirmede kullanır. Yani hem kendisini açıklamada kullanıyor hem çevresini açıklamada kullanıyor vesaire. Bu yüzden İslam dini bilgiye büyük önem verir ve bilginin edinme yollarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtir. Yani elde etmiş olduğunuz bilgi kaynağı doğru olması lazım. Buna önem verir. İslam'a göre bilgi selim akıl, salim duyular yani akıl sağlıklı olması lazım. E, duyu organları sağlıklı olması lazım. Doğru haberlerle elde edilir. Doğru haber dediğimiz Allah'tan gelen vahiy ya da Peygamber Efendimiz'in bildirmiş, bildirmiş oldukları. Dolayısıyla bunlarla elde ediliyor. Bu kaynaklar dışında bilginin elde edildiği iddia edilen ilham ve keşif, ilham ve keşif gibi kaynaklara bilgi edinme yollar arasında saymaz. Şimdi hangi söylenemez diye sormuştu bize. A seçeneğinde elde edilmiş olduğu kaynağın öneminden bahsetmiş. Burada da elde edilmiş olan kaynak önemli. Yani her kaynaktan elde edilen bilgi doğru değil. E dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü elde edilen bilgi kaynağı doğru bir kaynak olması lazım. Bu olur. Nesnellikten uzak bir yapıya sahiptir demiş. Şimdi nesnellikten uzak olsa zaten doğru bilgi olmamış olur. Zaten özellikle onun üzerinde duruyor. E, Nesnelikten uzak olmayacak, nesnel bilgi olması lazım. E, bu yanlış. İnsanın anlam arayışında ona yol gösterir Şimdi insan kendisini, çevresini vesaireyi e, tanımaya çalışır e, ve bunu tanımlarken de, tanıya çalışırken de e, nereden yararlanmış oluyor? E, bilgiden yararlanmış oluyor. Dolayısıyla bu bilgi insanlara e, anlam arayışında yol göstermiş oluyor. İnsanın hayatını değiştiren bir etkiye sahiptir işin e bilgi ne yapıyor? Hem kişinin duygusunu, tutumunu, davranışını etkiliyor. Demek ki bu yönüyle ne yapmış olacak? Kişinin hayatına etki etmiş olacak. Dolayısıyla bu da var. Kişinin hem düşünce dünyasını hem de hayatını etkiler. Şimdi zihinsel olarak elde etmiş olduğumuz bilgiler hem duygularımızı etkiliyorsa, davranışlarımızı etkiliyorsa demek ki hem düşüncemizi etkiliyor hem de davranışlarımızı ve bu yönüyle de hayatımızı etkilemiş olur. Dolayısıyla bu da doğru. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Bu parçada dinin aşağıdakilerden hangisine etkisi vurgulanmıştır diye soruluyor. Parçada ise millet halinde beraber kutladığımız Ramazan ve Kurban bayramları çok önemli iki dini olgudur. Sünnet törenleri, toplu namazlar ölen birinin arkasından yapılan dini merasimler, zekat ve sadaka gibi dini davranışlar dinin yaşama yansımalarından bazılarıdır. Şimdi buraya baktığımızda yani dinin toplum üzerindeki etkisini görmüş oluyor. Çünkü işte cenaze törenlerinden bahsediyor, sünnet törenlerinden bahsediyor, işte bayramların bir arada kutlanması gibi durumlardan bahsediyor. O zaman bunlar nedir? Dinin toplum üzerindeki etkisidir. A seçeneğinde toplumsal hayata demiş, evet toplumsal hayata etkisini görmüş oluyoruz. Örf ve adetlere demiş, şimdi burada örf ve adetlerimizden bahsetmiyor. Dinle ilgili durumlardan bahsetmiş. Mesela Ramazan, Kurban bunlar nedir? Dinle ilgili bayramlardır. Dolayısıyla bu değil. Yine geleneklerle ilgili bir durumdan bahsetmemiş. Dolayısıyla bu olmaz burada bahsedilen şey kişinin düşüncesini etkilemesi gibi bir durumdan bahsetmiyor. Yine kültüre ait bir özellikten bahsetmiyor. E, dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçadan hareketle değer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuş. Değerin tanımı yapılmış. Değer bir toplumda veya toplumsal grupta bireylerin benimseyip bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü düşünce, davranış, kural ve kıymetlere denir. Yani bir toplumda ortaya koymuş olduğumuz her türlü şey hemen hemen işte düşüncemiz, davranışımız, kurallarımız birer değer. Değerler inanç, istek, tercih ve arzular yansıtır. Ve bunlar kişi için bir hüküm içerir. Yani bir toplumda var olan değerler kişi için bir hüküm içermiş oluyor. Başka bir ifadeyle değer, söz, tutum ve davranışlara iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış ve benzeri şekilde kıymet biçilmesi, hüküm ve yargıda bulunmasını sağlamış oluyor. Şimdi özellikle son kısımda değerin insanların davranışlarındaki nasıl bir davranış olduğunu ortaya koymuş oluyor. Mesela iyi mi, kötü mü, güzel mi, çirkin mi, doğru mu, yanlış mı gibi. Şimdi böyle bir şeylerden bahsediyorsa o zaman ahlaktan bahsediyor. Çünkü ahlak da ne yapıyordu? Bizim davranışlarımızı belirliyordu. Yani iyi midir, kötü müdür, doğru mudur, yanlış mıdır gibi. Dolayısıyla bununla ilgili bir şeyden bahsedecek. A seçeneğinde kişiyi toplumsallaştırır demiş. Şimdi burada bireyin toplumsallaşmasından bahsetmiyor. Yani sosyalleşmesi yönünden bahsetmediği için bu olmaz. Kişinin psikolojik özellikleridir demiş. Burada kişiye ait bir durumdan bahsetmek Kişinin davranışından bahsediyor. Ruhsal yönüyle ilgili bir durumdan bahsetmediği için bu olmaz. Tamamen kişinin kendine aittir demiş. E burada toplumun etkisinden bahsetmiş. E dolayısıyla tamamen kişiye ait bir durumdan bahsetmiyor. Kişinin maddi boyutunu gösterir demiş. Yine sadece maddi boyutundan bahsedemeyiz. Çünkü düşüncesini de etkilemiş oluyor, davranışını da etkilemiş oluyor vesaire. Dolayısıyla bu değil kişinin ahlaki özelliklerini yansıtır. Evet bu kişinin ahlaki özelliklerini nasıl yansıtmış olacak? Sözümüzle, tutumumuzla, davranışımızla e bunların iyi ya da kötü olması nedir? Ahlakla ilgili dolayısıyla ahlaki özellikleri yansıtmış olur. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçada dini anlayış ve yorumların sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir diye sormuş. Yani sebep olarak sebep hangi sebep bunu soruyor bize. İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının meydana gelmesi ile ilgili şöyle bir örnek verilir. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Ayetini İmam Maturidi şu şekilde yorumlamıştır. Ayette geçen Allah'ın eli ifadesi mecaz olarak kullanmıştır ve bu kelime Allah'ın inananları koruması anlamına gelir. İmam Eşari ise Allah'ın eli ifadesinin gerçek anlamda kullanıldığı fakat Allah'ın elinin nasıl olduğu ile ilgili bir bilginin olmadığı şeklinde yorumlamıştır. Şimdi burada gördüğümüz kadar ne yapıyorlar? Aynı şeyi farklı farklı yorumluyorlar. Neyi yorumluyorlar burada? Ayeti yorumluyorlar. Şimdi burada ayetten bahsediyorsa o zaman biz burada neden basmış oluruz? Dini metinden bahsederiz. Demek ki dini metinin yorumlanmasından kaynaklanan bir nedenden bahsediyor. O zaman seçeneklerde de bununla ilgili bir şey bulacağız. A seçeneğinde kültürel farklılıklardan kaynaklanan demiş. Şimdi burada onu yorumlayan insanların hangi kültüre sahip olduğu ya da hangi kültürde yetişmiş olduğu ile ilgili bir bilgi vermiyor. Dolayısıyla kültürel bir özellikten bahsedemeyiz. Sosyal olaylardan kaynaklanan sebepler demiş şimdi bunlar yaşamış olduğu topluma ait bir, bir durumdan da bahsetmiyor dolayısıyla sosyal olayla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmemiş olur bu da değil. Coğrafi olaylardan kaynaklanan sebepler demiş şimdi burada coğrafi bir yönden de bahsetmiyor mesela o bölgenin özelliği iklimsel şartları vesairesi gibi e dolayısıyla bu da değil dini metinlerden kaynaklanan sebepler evet çünkü vahyin yorumlanmasından bahsediyoruz. E vahiy dini bir metindir. Dolayısıyla bundan bahsedilmiş. İnsan yapısından kaynaklanan demiş. Burada insanın yapısından bahsetmiyor mesela zekası gibi vesaire, eğitimi gibi. Bu da olmaz. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmektedir? Belli bir grup veya toplumda çoğunluk neyin iyi olduğu konusunda görüş birliği içindeyse buna karşı çıkan bir insan nasıl ikna edilecektir? Eğer o kendisine sunulan bütün açıklamalara rağmen onların iyi diye adlandırdıkları şeyi kötü olarak nitelendirmekte ısrar ederse buna karşı yapılabilecek bir şey yoktur. Şimdi burada İki parçaya uygun hangi sorunun ele alındığını bir inceleyelim. Ahlaki eylemin amacı nedir? İnsan mutluluğa nasıl ulaşır? İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? Erdem ve yaşam ilişkisi nasıl olmalıdır? Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Şimdi arkadaşlar parçada çoğunluğun genel geçer olarak kabul ettiği iyi bir durum üzerinde ortak bir görüş içinde olduğu bir takım düşünceler ileri sürülmektedir. Ve buna bağlı olarak bazılarının da bu ortak görüş karşısında tam aksine bir düşüncede ya da fikirde olduğu vurgulanmaktadır. Yani burada nereden anlıyoruz? Eğer o kendisine sunulan bütün açıklamalara rağmen onların iyi diye adlandırdıkları şeyi kötü olarak nitelendirmekte ısrar ederse buna karşı yapılabilecek bir durum yoktur. Dolayısıyla evrensel bir iyinin ya da ahlak yasasının var olup olmadığı ile ilgili bir soruya yanıt arandığı görülmektedir parçada. Bundan dolayı evrensel bir ahlak yasası var mıdır sorusu da buna bağlı olarak tartışılmaktadır. Dolayısıyla burada doğru cevabımızın evrensel bir ahlak yasası var mıdır sorusu olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız burada E seçeneğidir. Bu parçada bilimin gelişmesi bilim insanlarındaki hangi özelliğe bağlanmaktadır? Bilim ortamını bulduğu yerde köksalar, bilimin gelişimi onun için her türlü fedakarlığın yapılmasıyla mümkündür. Bunun için para, zaman, ömür harcanmalı, çeşitli zevklerden yoksunluk baştan kabul edilmelidir. Aksi halde, aksi takdirde bilimin gelişmesi mümkün olmayacaktır. Şimdi bu parçada arkadaşlar bilimin gelişmesi aslında insanların yapmış olduğu bir takım fedakarlıklara bağlıdır zevklerden yoksunluğa bağlıdır. Bunun yanı sıra özveriye bağlıdır. Yani burada parçada bilimsel gelişmelerin ve çalışmaların yaşam boyunca belli bir fedakarlık çaba ve özveriyle gerçekleşebileceği ve sürdürülebileceği vurgulanmakta. Tam aksi bir durumda ise bilimin gelişmesinin imkansız olacağı anlatılmaktadır. Dolayısıyla burada dikkat, güvenlik, hoşgörü, özgürlük kavramlarından değil de burada bilimin gelişmesinin bilim insanlarındaki özveriyle fedakarlıkla mümkün olacağı ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla burada doğru seçeneğimiz C'dir. Buna göre bir devletin meşruluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Siyasal iktidarlar kendilerini doğuran güç veya düşünceye bağlı kaldıkları sürece meşrudur. Kendilerini doğuran güç veya düşünceye bağlı kaldıkları sürece. Kendilerini doğuran güç ya da düşünceye bağlı olmayan iktidarlar hukuka uygun olsa bile meşru sayılmaz. Örneğin cumhuriyet devletini doğuran güç seçimlerdir. Bu devlet seçim ilkelerine bağlıysa meşrudur. Şimdi bu parçada siyasal iktidarların arkadaşlar varlık nedeninin kendilerini ortaya çıkaran fikirlere ya da düşüncelere dayalı olarak gerçekleşmesine bağlı olduğu anlatılmakta. Yasalara uygun davranılsa bile bu durumun meşru olamayacağı vurgulanmakta. Dolayısıyla bir devletin meşruluğunun yani yasallığının varlık nedenine uygun bir yönetimin gerçekleşmesiyle ortaya çıkacağı vurgulanmaktadır. Nereden anlıyoruz? Kendilerini doğuran güç veya düşünceye bağlı kaldıkları sürece meşhudur. Bir de bir örnek verilmiş, Cumhuriyet devletini doğuran güç seçimlerdir. Dolayısıyla bu devlet seçim ilkelerine bağlıysa meşhudur. Yani kısacası burada anlatılmak istenen, varlık nedenine uygun yönetimin gerçekleşip gerçekleşmemesi, bir devletin meşhunu belirleyen temel ölçüttür. Halkın beklentilerini karşılamasına, Bireyi devlete karşı korumasına, sosyal devlet olmasına, iktidarın egemenliği özgürce kullanmasına bu durumlar devletin meşulu ile ilgili anlatılan cümleler ve ifadeler değildir. Anlatılmak istenen biraz önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bir devletin meşhulu varlık nedenine uygun yönetimin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlıdır. Doğru seçeneğimiz C'dir. Bu parçaya göre sanat eserinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamalıdır? İki sanatçı aynı insanın resmini yapsalar bile onu kendilerine göre algılayıp ifade ederler. Kendilerine göre algılayıp ifade etmeleri öznellikle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla parçada bir sanat eserinde bulunan bir özelliktir. Picasso'nun tablosuna bakıp bu balığa hiç benzemiyor diyen kişiye Picasso zaten o bir balık değil, balık resmi demiştir. Burada da burada da Picasso'nun ortaya koymuş olduğu şey bir hayal gücüdür. Hayal gücü de burada bir sanat eserinde bulunan bir özelliktir. Ünlü ressam Gauguin da her resmin bir öncekini gölgede bırakmalı, birbirini hatırlatmamalı diyerek bu konuya dikkat çekmiştir. Yani özgünlük, özgünlüğe bağlı olarak da yaratıcılık da sanat eserinde bulunması gereken bir özelliktir. Böyle bir parçada dikkat edersek Sanat eseriyle ilgili kişiselliğin, hayal gücünün, sıra dışılığın, orijinalliğin, özgünlüğün ön planda olduğu anlatılmaktadır ve böyle anlaşılmaktadır. Dolayısıyla böyle bir anlayışta taklit bahsedilen sanat eserinde görülecek bir durum asla olamaz. Dolayısıyla burada doğru cevabımız B'dir. Bu parçada din felsefesinin hangi sorunu vurgulanmaktadır? Bazı düşünürler Tanrı'nın kendisini nasıl olup da bir insan olan peygambere gösterebildiği üzerine düşünce üretmişler. Sonlu bir yanıyla maddi varlık olan insanın sonsuz ve tümüyle manevi olan bir varlıkla ilişkisini sorgulamışlardır. Şimdi burada parçada vahyin imkanı ile ilgili bir sorun tartışılmaktadır dikkat edersek. Burada arkadaşlar Tanrı'nın peygamberler aracılığıyla yani sonlu bir varlıkla neden kendisini anlatma gereği duyduğu irdelenmiştir, sorgulanmıştır. Burada öte dünya inancı, evrenin yaratılışı, Tanrı'nın varlığı, ruhun ölümsüzlüğü gibi bir soru ya da sorun tartışılmamaktadır, vurgulanmamaktadır. Fakat şuradan anlıyoruz ki Tanrı'nın kendisini nasıl olup da bir insan olan peygamberler aracılığıyla yani sonlu olan bir varlıkla anlatmak istediği ve sonsuz ve tümüyle manevi olan bir varlıkla ilişkisine dair bir takım düşünceler sorgulanmıştır, eleştirilmiştir, irdelenmiştir. Dolayısıyla burada din felsefesinin özellikle vahyin imkanı ile ilgili bir durumu ya da sorunu tartışılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız A'dır.